Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 10. haftanın ikinci konusu olan ikinci dereceden denklemler videosunu yarıda bırakmıştık 15. sayfada bırakmıştık sevgili gençler şu soruyu çözdükten sonra ve buradan devam edeceğiz bu videoda şimdiden iyi dersler diliyorum ikinci dereceden bir, bilinmeyenli yani denklemin kökleriyle katsayılar arasındaki bağıntılarda kalmıştık Şimdi bu kısımda çarpanları ayırma bölümünde öğrendiğin özdeşlikleri bol bol kullanacağın için bu özdeşlikleri tekrar etmeni senden rica ediyoruz, öneriyoruz. Yani bu çarpanları ayırmada öğrendiğimiz özdeşlikler var ya işte sık sık kullanacağız arkadaşlar bunları. ABC bir reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere eğer benim elimde AX kare artı BX artı C eşit sıfır gibi bir denklem varsa ve bu denklemin kökleri de X1 ile X2 ise kökler toplamı olan X1 ile X2'nin toplamını sana eksi B bölü A'nın verdiğini söyleyeceğiz. Kökler çarpımı olan x1 çarpı x2'nin sana c bölü a'nın verdiğini söyleyeceğiz. Ve son olarak bu köklerin farkının mutlak değerinin de kök delta bölü mutlak a olduğunu söyleyeceğiz. Peki bunlar nereden geliyor? Ya da e, bunu merak ediyor musun? Nereden geliyor? Durduk yere neden işte mesela eksi c bölü a değil de neden c bölü a? Neden işte a bölü a değil de veya işte a bölü b değil de b bölü a veya eksi b bölü a? E, bu formülleri kullanacağız dedik burada. Onları sağ tarafta göstereceğiz neden olduklarını. A0'dan farklı, A sıfırdan farklı ABC birer gerçek sayı olmak üzere. Şimdi AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminin köklerini biz nasıl buluyorduk bu diskriminant yardımıyla? Eksi B artı kök delta bölü 2A ya da eksi B eksi kök delta bölü 2A ile buluyorduk. E tamam eyvallah. O halde ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin köklerini bulmadan kökler toplamını ve çarpımını nasıl hesaplayacağımızı, nasıl hesaplayacağımızı bir görelim diyoruz. Bu x1 artı x2. Şimdi x1 buydu x2 de buydu. Ben bunları toplarsam arkadaşlar bakın artı, delta, artı kök delta eksi kök delta gider. Eksi b eksi b daha eksi 2b yapar. Bir de aşağıda 2a vardı. Ben bu ikileri sadeleştirirsem eksi b bölü a gelir. Kökler toplamımız bu 1. Kökleri aynı zamanda çarparsak b kare eksi delta bölü 4 a kare gelecektir. Ve sevgili gençler ben burada ee, x1 çarpı x, 2nin bu olduğunu biliyorum ya. Bakın delta neydi? b kare eksi 4 ac idi. O halde ben delta gördüğüm yere b kare eksi 4 ac yazarım. b kare eksi b kare artı 4 ac olursa 4 ac kalır. Yukarı aşağıda da 4 a kare olur. Buradaki 4'ler ve buradaki a'lardan bir tanesi giderse bakın c bölü a gelir. İşte buna da biz kökler çarpımı diyeceğiz arkadaşlar. Kökler farkının mutlak değeri de aynı şekilde yazılırsa kök delta bölü mutlak a geldiğini görürsünüz sevgili arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. X kare eksi 3 x eksi 5 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. X1 ile x2'nin yani kökler toplamını bul demiş. Çarpımını bul demiş. Kökler farkının mutlak değerini bul demiş. İyi peki. Ben x1 artı x2'yi nasıl buluyordum? Eksi b bölü a ile. X1 eksi x2'nin pozitif farkını nasıl buluyordum sevgili gençler? Kök delta bölü mutlak a ile buluyordum. Ve x1 çarpı x2 ile c bölü a ile buluyordum. Pekala. Eksi b bölü a. Şimdi b burada ne? Onları da yazalım hatta. a eşittir 1'dir. b eşittir. Eksi 3'tür. c de eşittir. Eksi 5'tir. Peki eksi b bölü a demiş ya. Eksi b'miz eksi 3 bölü a'mız 1. Eksiler giderse kökler toplamımız 3 gelir sevgili arkadaşlar. Deltasını hesaplayalım. Deltamız 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5 olur. Şuradan 20. Buradan da 9 gelir. 29 sevgili gençler. Peki kök 29 yazacağız o zaman. E, Anın mutlak değeri de 1 olduğu için direkt bunu bu, bu şekilde bırakabiliriz. Kök 29 kökler farkının mutlak değeriymiş. Güzel. Peki arkadaşlar bir de şuna bakalım kökler çarpımına. Kökler çarpımımız c bölü a olduğundan eksi 5 bölü 1'den cevap eksi 5'tir diyebiliriz. İşte kökler çarpımımız eksi 5. Kökler farkının mutlak değeri kök 29. Kökler toplamda 3'tür deriz. Bir diğer sorumuz a sıfırdan farklı olmak üzere ve abc birer reel sayı olmak üzere ax artı bx artı c eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Bu bildiğimiz hikaye. Buna göre abc şıkları vermiş bu ifadelerinin kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazınız denmiş bize. Şimdi bakın ben burada 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 görüyorum ya ben bunu x2 ile bunu da x1 ile genişletecek olursam üst taraf x1 artı x2 olur alt tarafta x1 çarpı x2 olur sevgili gençler. İşte kökler çarpımı ve kökler toplamı cinsinden yazınız demişti. Ben bunu artık eksi b bölü a bölü c bölü a biçiminde yazarım. A'lar birbirini götürürse aslında cevap eksi b bölü c verecekmiş bize. Bu bir. İkincisi ikinci ifade yani b'yi x1 çarpı x2 parantezini alırsanız x1 artı x2 gelir arkadaşlar. Bu da dışarıdan c bölü a x1 çarpı x2 kökler toplamı da eksi b bölü a'ydı. Eksiyi buraya yazdım çarpı b bölü a dedim. Bu da sevgili gençler eksi bc bölü a kare yapacaktır. Bunun da formülü artık budur diyebiliriz. Ha bunlar ezberlemek zorunda mısın? Değilsin. Sen zaten x1 artı x2, x1 çarpı x2 biliyorsan bunlar zaten çıkacaktır. x1'in karesi artı x2'nin karesi de şöyle diyelim. x1 artı x2'nin ben parantez karesini alırsam x1 kare artı x2 kare artı 2 çarpı x1 çarpı x2 deriz. E şimdi burası x1 artı x2 kökler toplamıydı. Yani eksi b bölü a'ydı. Ben bunun karesini alırsam b kare bölü a kare gelecektir. Bakın şurası da 2 tane c bölü a'dır. Onu bu tarafa sallarsak eksi 2 tane c bölü a. O da eşittir x1 kare artı x2 kare denilebilir. İşte sevgili gençler bunu da veren budur deriz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruma bir diğer sayfama. Dirençlerin karşılıklı uçlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme paralel bağlama diyoruz. Yani bu şekilde bağlanıyorsa yani bir uçtan geliyor ve bu uç ikiye ayrıldıktan sonra tekrar buradan geçip tekrar birleşip yoluna devam ediyorsa işte buna paralel bağlama diyoruz. Şekildeki iki tane paralel bağlı direncin eşdeğer direnci 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 toplamıyla hesaplanıyor. Bu R1 ile R2 de arkadaşlar x kare eksi 12 x artı 18 eşit 0 denkleminin de kökleriymiş. Buna göre eşdeğer direnci bulunuz demiş. Şimdi bu 1 bölü R. Bakın yazıyorum. 1 bölü R. Eşittir. Ben burayı R2 ile burayı R1 ile genişletecek olursam. R1 artı R2 bölü R1 çarpı R2 yapacaktır. Şimdi R1 artı R2 yani kökler toplamı. E bu R1 ile R2 bunun kökleri ise kökler toplamımız eksi eksi 12 bölü 1'den 12'dir arkadaşlar. Yani üst taraf 12'ymiş. Peki kökler çarpımımız o da 18'miş. 12 ile 18'i sadeleştirecek olursak 6 ile 2 bölü 3 yapar. Yani 1 bölü R neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3'müş. Peki R nedir o halde ters çevirirsem? Tabii ki 3 bölü 2'dir. Neyi sormuştu? Eş değer direnci. Yani R'yi sormuştu sevgili gençler. Cevabımız 3 bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. 2x kare x 6x artı 2k artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir x1'den 2 tane x2'yi çıkardığımız takdirde eksi 9 buluyormuşuz. K kaçtır diye soruluyor. Bakın x1 artı x2 eksi 3 tane x2. Yazabilirim ben şu kısmı. Sonuçta serbest. Yani üstteki ifadenin aynısını veriyorsa istediğim şekilde yazarım. Buna kimse karışamaz. Eşittir eksi 9 diyelim. Peki burası şuradaki ifade ne? Köklerin toplamı. Köklerin toplamı da eksi eksi 6 bölü 2 olur mu? Evet. Şunlar gider 6 bölü 2'den ne gelir? 3. Burası 3'müş. Peki bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam 12 eşittir 3 tane x2 yapar. Ve x2 de eşittir 4. Bakın köklerden bir tanesini ben buldum. E köklerin bir tanesini bulduysam artık yerine yazarsam denklemi de sağlar diyebilirim. Değil mi? Aynen. 2 çarpı 4'ün karesi 16 eksi 6 kere 4 24 artı 2k artı 1 eşittir 0 dedik. Şurası 32. 32'den 24'ü çıkarırsam kaç gelir? 8. 8'i karşıya pardon 8 ile 1'i toplarsam. 9. 9'u karşıya atarsam 2K eşittir. Eksi 9 olur. Peki buradan K kaçtır? Eksi 9 bölü 2'dir deriz. Gönül rahatlığıyla. Geçtim 18. sayfama. X kare artı A eksi 2X artı 5 eşit 0 denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. Olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bir işler dışarı çarpımı yapsak. X1 çarpı X2 artı X1 eşittir 1 desek. Olur mu? Olur. Peki X1 çarpı X2'yi ben buradan bulabilir miyim? Bulurum. Bakın kaçmış? 5. 5. Peki x1 dediğimiz ifade artık 5'i karşıya attığımız takdirde eksi 4 müdür? Eksi 4'dür hocam. Peki eksi 4 denklemi sağlamaz mı? Sağlar. Hadi o zaman yerine yazalım şu denklemde. Eksi 4'ün karesi 16. Ee, daha sonrasında eksi 4 çarpı a eksi 2 diyelim. Artı bir de 5'imiz var. Eşittir 0. Şimdi gençler burada 16 5 daha kaç yapar? 21. Onu karşıya atarsak eksi 4 çarpı a eksi 2 eşittir. Eksi 21 yapar. Her iki tarafı eksi 4'e bölecek olursam eksi 2 eşittir e, 21 bölü 4 gelir. Ve 2'yi de karşıya atarsam a eşittir 21 bölü 4 artı 2 diyeceğim ya artı 8 bölü 4 dedim tamam mı? 21'e 8 eklersek kaç gelir? 29 gelir bir de neyse var bölü 4'ü var demek ki a sayısı 29 bölü 4'müş diyebiliriz. Burada bir tekrar işlem e, verimi kontrol etmek istiyorum. 16 5 daha 21 dedik karşıya attık. Eksi 21 burada bir eksimiz vardı eksiler birbirini götürdü a eşittir 21 bölü 4 oldu. A eşittir bunu karşıya atarsak 8 bölü 4 olur. Tamam bir sıkıntı yok arkadaşlar. Cevabımız 29 bölü 4'tür dedik. Bir diğer sorumuzdayız. M bir gerçek sayıdır. x kare artı m eksi 3 x artı 9 eşit 0 denkleminin kökleri de x1 ve x2'dir. Buna göre kök x1 eksi 1 bölü kök x2 eşittir 1 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi gençler gelin bunu bir bileşik kesre çevirelim yine. Ya da bir bakalım bileşik kesre çevirme ihtiyacı duyacak mıyız? Çevirelim arkadaşlar. Şimdi kök içerisinde x1 çarpı x2 derim. Eksi 1 bölü kök içerisinde x2 eşittir 1. E güzel. Şu içerideki ifade var ya x1 çarpı x2. Bu kökler çarpımıdır zaten. Kökler çarpımı da 9 bölü 1'den kaynaklı. Kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Demek ki burası 9 dokuz olacak. 9'un kare kökü kaç? 3. 3'ten 1'i çıkarırsam 2. Iki. Ben 2'yi neye bölersem cevap 1 gelir. Tabii ki 2'ye. Peki kare kök içerisinde x2. 2 ise x2 kaçtır arkadaşlar? 4. Şimdi ben köklerden birini yine bulmuş oldum. Bakın allem ediyorum, gallem ediyorum. Köklerden birini buluyorum. E peki o zaman ben bu 4'ü şurada yerine yazsam. Denklemi sağlamaz mı? Sağlar. 4'ün karesi 16 artı 4 parantezinde m-3 artı 9 eşittir 0. 16-9 daha 25 yapar. 4 parantezinde m-3 eşittir. Eksi 25 ise her iki tarafı 4'e bölerim. m-3 eşittir. Eksi 25 bölü 4 gelir. Ve sonrasında... M sayısı eşittir. Eksi 25 bölü 4. eksi 3'ü karşı atarsam artı 3 diye geçer. Ben o 3'ü de 12 bölü 4 diye yazabilirim. Eksi 25'e 12 eklersem M kaç olur arkadaşlar? Eksi 13 bölü 4 olur. M sorulmuştu bize. Cevap budur diyebiliriz. Geçtim 19. sayfama. A eksi 1 çarpı x kare eksi a kare eksi 1 çarpı x artı 7 eşit 0. Bu denklemin simetrik iki tane reel kökü olduğuna göre köklerin çarpımı. Bakın şimdi simetrik kök ne demek? Yani simetrikten kastımız mesela 5 ise eksi 5, 6 ise eksi 6, kök 3 ise eksi kök 3 gibi simetrik iki tane kökü varmış. Yani benim bir köküm x1 ise diğeri eksi x1'dir. Ve ben bunları toplarsam mutlaka kökler toplamı 0 gelecektir. E şimdi kökler toplamımız 0 eksi b bölü a'mız da 0 değil midir? O halde b %100 sıfırdır. Peki burada b dediğimiz şey ne? Tabii ki x'in katsayısı yani burası. A kare. Eksi 1'in 0 olması gerektiğinden Böylelikle a karenin de 1 olması gerektiğinden mi bahsedebiliriz? O zaman a kaç olur? Ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Şimdi a 1 olursa şurası 0 olacaktır ve bu ikinci dereceden bir denklem olmaz. Dolayısıyla demek ki a 1 değil. a kaçmış? Eksi 1. O halde yerine yazalım artık. Eksi 2 x kare. a eksi 1 ise burası zaten 0'dı. Artı 7 eşittir 0. Buradan köklerin çarpımı sorulmuştu ya. Kökler çarpımını ben nasıl bulurum? C bölü A ile. Yani köklerin çarpımı x1 çarpı x2 diyebiliriz artık sevgili gençler. Ee, ne gelirmiş? 7 bölü eksi 2 yani eksi 7 bölü 2 gelebilirmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. M ve N birer rasyonel sayı. X kare artı 2MX eksi N eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi kök 5 artı 1'dir. Hemen bir not yazabilirsiniz. Rasyonel katsayılı rasyonel kat sayılı. İkinci dereceden, ikinci dereceden bir denklemin bir kökü, siz de yazın bunu, bir kökü irrasyonel ise, irrasyonel ise diğer kök, diğer kök, bu kökün eşleniğidir yazacaksınız. Şimdi neden? Bir tanesi kök a eksi kök b ise e, ya da şöyle diyelim kök a eksi kök b demeyelim de a eksi kök b diyelim. Tamam mı? A eksi kök b. Diğer kökümün a artı kök b olması gerekiyor. Niye? Şimdi kökler toplamı bize bir kat sayı. Kökler çarpımı da bize bir kat sayı verecek. Şu halde toplarsam 2a gelir. Bakın ee, toplamları rasyonel oldu. Çarparsam da a kare eksi b gelir. Bakın yine kökler çarpımı rasyonel olmuş oldu. Demek ki rasyonel katsayısı katsayılıysa ama köklerden birisi irrasyonelse mecburen diğer kök bunun eşleniyor olmak zorunda. Şimdi burada demiş ki m ve n birer rasyonel sayıdır. Yani burası da rasyonel, bu da rasyonel, buradaki bir zaten rasyonel. Ben denklemimin rasyonel katsayılı olduğunu anladım. E köklerden bir tanesi de kök 5 artı 1'miş. O zaman diğer kök nedir arkadaşlar? Bunun eşleniğidir. Yani 1 artı kök 5 değil de 1 eksi kök 5'tir. Bunun eşleniği diyeceğiz. E peki m çarpı ne? Benim köklerimden birisi bu. Diğeri de buysa e, ben bunları bir toplarım. Kökler toplamımı bulurum. Kökler toplamı x1 artı x2 eşittir 2 olur. Ben bu kökler toplamını nasıl buluyordum? Eksi 2 m bölü 1 ile buluyordum. Ve bu da 2 ise sevgili gençler. Demek ki m kaçmış? Eksi 1'miş. Bu 1. İkincisi kökler çarpımından gelecek. Ben şunları çarparsam 1'in karesi eksi kök 5'in karesinden 1 eksi 5 eşittir eksi 4 gelecektir. Demek ki kökler çarpımı eksi 4 olacak. Peki buradaki kökler çarpımı c bölü a nedir sevgili gençler? Eksi n bölü 1'dir. Şimdi eksi n bölü 4'ün eksi 4 olması için n'nin kaç olması lazım? 4. Demek ki n de 4'müş. Benden m kere n istenmiş. Yani eksi 1 kere 4 istenmiş. Eksi 1 ile 4'ü çarparsak cevabımız ne olur? Cevap eksi 4 olur sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer sayfama. A pozitif bir gerçek sayı 3x kare eksi 3ax eksi a eşit sıfır denklemi veriliyor. Buna göre denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş küme kökler çarpımı negatif kökler toplamı pozitif ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi tek tek girdi edeceğiz. A pozitifmiş şöyle yazalım 3x kare eksi 3 tane ax eksi a eşittir sıfır. Denklemin gerçeği sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Bunu anlamlandırabilmek için deltasına bakmamız lazım. Gelin alalım adı deltasını. Burada b'miz eksi 3a olduğu için b kare 9 tane a kare olacaktır. Eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi a dedim. Bakalım buna pozitif mi negatif mi? Bakın arkadaşlar burası zaten karesel olduğu için pozitif. Buradaki eksi ile buradaki eksi birbirini götürür. Burası da 12a gelir. A sayısı pozitifse burası da pozitiftir. Pozitif bir sayıyla pozitif bir sayı toplarsam pozitif bir sayı gelir. Dolayısıyla deltamız sıfırdan büyük olmuş oldu. Delta sıfırdan büyükse çözüm kümesi boş kümedir ifadesi yanlıştır sevgili gençler. Bu gitti. Denkleminin kökler çarpımı negatiftir demiş. Şimdi kökler çarpımı C bölü A'ydı. Buradaki C'miz eksi A'dır. A'mız da 3'tür. Eksi a bölü 3 negatif mi pozitif mi? a pozitif olduğundan burası negatif olacaktır ve negatif olacaktır. Kökler, kökler çarpımı negatiftir ifadesi doğrudur. Kökler toplamı pozitiftir demiş. Kökler toplamına bakalım. Eksi, eksi 3 a bölü 3. Şuradaki eksiler gider. 3'ü 3'e bölersen kökler toplamı a gelir ki a pozitifti. Dolayısıyla kökler toplamı da pozitiftir deriz. Cevabımız 2 ve 3 olur sevgili arkadaşlar gerçek sayılarda çözüm kümesinin boş olması bizim için yanlış bir ifade olmuş oldu 21 sayfamıza geçiyoruz kökleri verilen ikinci dereceden denklemin yazılışı diyoruz Yani bu sefer tersen ilerleyeceğiz Ben sana kökleri vereceğim Sen denklemi yazacaksın ben sana denklemi verip sen köklerini buluyordun ya şimdi kökleri vereceğim denklemini yazacağız bakalım ee, nasıl denklemler ortaya çıkacak? A sıfırdan farklı ve ABC birer gerçek sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşit sıfır eşitliğinin her iki tarafını A'ya bölelim demiş. A'ya böldüğümüz takdirde bakın buradaki A'lar birbirini götürür. Burada B bölü A'mız ve burada C bölü A'mız kalır. Şimdi burada B bölü A var ya ben bunu eksi parantezine eksi B bölü A yazarsam sıkıntı olmaz. Çünkü bunların çarpımı gene artı yapacaktır. Dolayısıyla X kare eksi eksi B bölü AX artı C bölü A eşittir sıfır diye bir şey geldi. Ki siz buradaki eksi b bölü a'nın aslında kökler toplamı. Buradaki c bölü a'nın aslında kökler çarpımı olduğunu da biliyorsunuz. Buna göre ben denklemi oluşturacak olursam x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 denilebilir. Ben kökler toplamına t yani toplamanın t'si kökler çarpımına da çarpmanın ç'si dersem o halde ben size x1 ve x2'yi verdikten sonra siz bu denklemi x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır biçimde yazabilirsiniz. Mesela köklerden bir tanesi 2 köklerden diğeri de 3 ise sevgili gençler kökleri topluyorsunuz t eşittir 5 oluyor. Kökleri çarpıyorsunuz ç eşittir 6 oluyor. O halde sizin yazacağınız denklem x kare eksi 5 x artı 6 eşittir sıfırdır. İşte bu kadar basit bir hal alacak sevgili gençler bu formülü aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Soruya bakalım hemen pekişsin. Aşağıda kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir, e, bir bilinmeyen yani bir denklemin kökler toplamı ve çarpımı verilmiş. Toplam 8'miş çarpımda 12'ymiş. sevgili gençler. Şimdi diyor ki buna göre e, kökleri x1 ve x2 kökleri eksi x1 ve eksi x2 kökleri x1 artı e, x1 artı 1 ve x2 artı 1 kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemleri yazınız demiş. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan denklemi yazabiliriz basit bir şekilde. x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0 deriz. Bu birincinin çözümü. Tamam. Şimdi ikinciye geçelim. Eğer ki kökler eksi x1 ve eksi, eksi x2 ise x1 artı x2. Az önce kökler toplamamız neydi? 8'di. Peki eksi x1 ile eksi x2'nin toplamı ne olurdu? Eksi 8 olurdu. Peki eksi x1 ile eksi x2'nin çarpımı gene x1 çarpı x2 olurdu. Çünkü eksiler birbirini götürür. Ve kökler çarpımız değişmez, 12 olur. Demek ki artık yeni temiz bu, yeni c'ımız bu. O halde ben bunu x kare eksi eksi 8x'ten artı 8x artı 12 eşittir 0 diyebilirim ikinci sorunun cevabı için. Bu denklem budur. Peki köklerimiz x1 artı 1 ve x2 artı 1 ise, bakın kökler toplamımız x1 artı 1 artı x2 artı 1 olurdu ve x1 artı x2 artı 2 gelirdi. Burası kaç? 8. 2 ye eklersem yeni kökler toplamı ne olur? T 10 olur. Peki x1 artı 1 ile ben x2 artı 1'i çarparsam yeni kökler çarpımı ne olur? Bir de buna bakalım. Ben bunu dağıtırım. x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı, artı, x2 artı 1. Bakın şurası 8'di. E burası da 12 idi. E burası da 1 zaten. Ben bunları toplarsam kaç gelir? 21 gelir. Demek ki yeni kökler çarpımında 21. O halde gelin denklemini yazalım. x kare t 10'du. Eksi 10x C 21'di. Artı 21 eşittir 0 deriz. Ve son olarak 4'e bakalım. Şimdi köklerimiz bunlarsa kökler toplamı 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı olur ki bu da ben burayı x2 ile burayı x1 ile genişletecek olursam x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olacaktır. Kökler toplamımız 8'di. Çarpımımız da 12'di. 8 bölü 12'den 2 bölü 3 gelecektir. Bu t. Kökler toplamımız bu. Peki kökler çarpımımız yani 1 bölü x1 ile 1 bölü x 2'yi çarparsam da 1 bölü x 1 çarpı x 2 gelir ki x 1 çarpı x 2'nin sen 12 olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla 1 bölü 12 de yeni çeğimiz olacak. Şimdi gelin denklemi yazalım. Denklem yazılırken şurayı x kare eksi t'miz 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 x çeğimiz de 12 idi. 1 bölü 12 eşittir 0. Bu şekilde bırakmayın ama denklemi. Şu paydadaki sayılardan kurtulmak için ben bu denklemin tamamını 12 ile çarparım. 12 x kare eksi 8 x 12 ile çarparsam artı 12 pardon özür dilerim artı 1 eşittir 0 gelir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da bunun denklemiydi deriz. E hocam paydadakileri silmesek ne olur? Şıklarda genelde paydaları silinmiş halde verilir. Haberiniz olsun siz bu şekilde kat sayıları tam sayı olan bir denklem elde etmeye çalışın arkadaşlarım. Şimdi şu sorumuza bakalım. Köklerinden bir tanesi 2 kök 2 eksi 1 olan rasyonel katsayılı dediğine göre diğer kökümüz 2 kök 2 artı 1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz. Şimdi gelin bunun kökler toplamını bulalım. 2 kök 2 ile 2 kök 2 toplarsam 4 kök 2 artı 1 eksi 1 gitti. Demek ki T kaçmış? 4 kök 2. Peki kökler çarpımı olan C. 2 kök 2'nin karesi 8, eksi 1'in karesi 1 eşittir 7. Demek ki C'de de 7'ymiş. O halde yazabiliriz artık x kare kökler toplamımız bu arada çok özür diliyorum ya. Çok hatalı gittim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Rasyonel katsayılı demişti. Ben şunun eşlerini yanlış yazdım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ee, köklerimizden birisi eksi 1 artı 2 kök 2 ise. Bakın şuradaki diğer kökümüz eksi 1 eksi 2 kök 2'dir. Üzgünüm. Kökler toplamımız yani t'miz eksi 2 gelecektir. Şunlar giderse. Kökler çarpımımız da eksi 1'in karesi 1 eksi 2 kök 2'nin karesi 8. 1 eksi 8'den eksi 7 gelecektir. Bu da C Madem öyle x kare artı 2x eksi 7 eşittir 0 diyebiliriz arkadaşlar. Biz buradaki denklemimize dedik. Geçtim 23. sayfama İlk sorum. Çözüm kümesi ç eşittir 3 bölü 4 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Bir tane kökü varsa direkt olarak şunu yazabilirsin. Bak sana tavsiye x eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 3 bölü 4. Yani eşittir 0. İster bunu dağıt istersen de kökler toplamı 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ün toplamı olacağı için sevgili gençler ne gelir? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 kökler çarpımı da 9 bölü 16 olacaktır. O halde x kare eksi 3 bölü 2x artı 9 bölü 16 dersin ve eşittir 0 dersin. Payda da ifade olmasını istemediğimizden kaynaklı bunun tamamını 16 ile çarpalım. 16x kare eksi 24x ve artı 9 eşittir 0 deriz biz. E, bu denklemimizin ismine böylelikle bu sorumuzu da çözmüş olduk. Bir diğer sorumuz. A ve B birer gerçek sayı. A, X kare artı AX artı B eşit 0 denkleminin çözüm kümesi eksi 1 ile 5'tir. Buna göre e, bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Peki Şimdi gelin kökler toplamına bir bakalım. Eksi 1 ile 5'in toplamı kaç yapar? 4. Kökler çarpımına bakalım. Eksi 1 ile 5'in çarpımı ne yapar? Eksi 5. O halde aslında benim denklemim x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 olmalıydı. Bana denklemi nasıl vermiş arkadaşlar? x kare artı ax artı b eşittir 0 olarak vermiş. Demek ki a sayısı burada eksi 4'müş. B sayısı da burada eksi 5'miş. A'yı B'yi bulduk o halde şurada yerine yazalım artık. X artı 2'nin karesi A'mız eksi 4'tü. Eksi 4 çarpı x artı 2. B'miz de eksi 5'ti. Eksi 5 yazdım eşittir 0. Bunun çözüm kümesi istenmiş bizden. Gelin şunun bir karesini alalım hadi. X kare artı 4x artı 4 eksi 4x eksi 8 eksi 5 eşittir 0 yazdım. Yazdıktan sonra düzenleyelim. X kare artı 4x eksi 4x gider. 4'ten 8'i çıkardım. Eksi 4 5 daha çıkardım. Eksi 9 eşittir 0. X kare eksi 9 eşit 0 ise ben bunu 2 kare farkıyla x 3 çarpı x artı 3 diye ayırırım. Eşittir 0 derim. Buradan gelen kök olan 3 var. Buradan kök de eksi 3 var sevgili gençler. Çözüm kümemizde ç eşittir. Eksi 3'e 3'tür. Küçük olanı öne yazacağız demiştik. Eksi 3'e 3 bizim çözüm kümemiz olacak dedik. Şimdi burada karmaşık sayıya geçeceğiz sevgili gençler. Karmaşık sayılara geçiyoruz. Karmaşık sayılar videosunu size ayrı bir şekilde hazırlamak istiyorum. Dolayısıyla videomuz burada son buluyor. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.